Arkadaşlar, Kanatlar Alemi Samsun kanalından herkese kucak dolusu sevgiler. Yine sabahın ilk saatlerindeyiz, çiftlikteyiz dostlar. Tüm kanatları saldım. Ördekler dışarıda, beçler dışarıda. Yeni anaçlığa geçecek olan ferikler dışarıda. Yine maalesef Burak'ın, Nigor'in horozu kaybettiğimiz için dostlar, onların yine tavukları gördüğünüz gibi, Burak'ın, Nigor'in tavuk ve Gümüş Nigor'in tavuğu da saldım. Onlardan karma civciv alacağım. Isabel Nigor'inle çiftleyerek dostlar. Şimdi bugüne geldiğimizde, bugün herkese bir sorum var. Arkadaşlar, tavuklar etçil midir, otçul mudur? Bana bunun cevabını verecek arkadaşlar lazım. Yıllardır hepimiz tavuk besleriz. Ne deriz? İnekler deriz, otçul deriz, kurtlar etçil deriz. İşte yaban hayattaki otçullar, etçiller. Ama arkadaşlar, kapımızın önündeki tavuklar otçul mu, etçil mi? Bunun yorumlarını hepinizden bekliyorum. Şu anda çekmiş olduğum kazan içerisinde karaciğer var arkadaşlar. Haşlanmış. Biz daha önce sizlere ne dedik? Dedik ki biz köpeklerimize bir gün et, bir gün kuru mama, bir gün vitaminli ekmek, bazen yumurta, bazen ev yemeği, duruma ve pozisyona göre değişen yiyecekler veriyoruz köpeklere. Hop gitti. Hayda. Hadi bakalım nasıl çıkacaksın oradan. Vallahi çıktı. Ama her tarafı da yağ oldu. Arkadaşlar, Burak'ın, Nigor'in şu anda belden altı komple yağ. Neyse, biz bunları görüyoruz. Hoppala. Gördünüz mü? Neyse. Biz köpeklere yapmış olduğumuz, haşlamış olduğumuz eti, şimdi burada bu hiç konuşulmuyor. Bunu da bugün konuşalım arkadaşlar. Ne dedik? Artısıyla, eksisiyle, doğrusuyla, yanlışıyla. Şimdi tavuk deyince etçil olarak düşünmek gerçekten insana bir garip geliyor. Ama arkadaşlar, benim gördüğüm tavuklar hem otçul hem etçil arkadaşlar. Çünkü ben buraya ne zaman köpeklere et haşlasam, haşlamış olduğum etin vallahi da billahi %30'unu tavuklar yiyor eğer salmışsam. Bunun dışında bırakın haşlanmış eti, ben bazen köpeklere işkembe getiririz dostlar. İşkembe içerisinde o iç lezyon yapıda arkadaşlar, müthiş probiyotik ve prebiyotik dediğimiz, hem insan sağlığına hem hayvan sağlığına yarayacak müthiş yararlı bakteriler var. İşkembe çok faydalı bir arkadaşlar besindir. Çok faydalı. Böyle faydalı bir besini biz de dönem dönem köpeklere getiriyoruz. Ve köpeklerimize bunu yediriyoruz. Tabii yedirdiğimizde bazen yaz ayı değilse, hava çok sıcak değilse pişirmeden de veriyoruz. Şimdi böyle bir dönemde pişirmeden vermiş olduğumuz o işkembeyi veya geçtim arkadaşlar, et, inanın tavuklar deli gibi yiyor. Bu tavuklarda nasıl bir sıkıntı yaratabilir? Ya bakteri oluşabilir, enfeksiyon kapabilir, başka yerden hastalık gelebilir. Say da say bitmez dostlar. Sonuçta arkadaşlar, bunlar otçul hayvan olarak diyebiliriz. Ama müthiş et yiyen de kanatlılar dostlar. Ben kanatlı olan hayvanlarımı, tavukları bu tür
içine girecek tüm arkadaşlar kanatlı türünü ben otçul diye kesinlikle söylemiyorum. Tavuklar, kanatlı türlerinin hepsi hem otçul hem de etçildir dostlar. Bana göre. Ama abi sen burada yanlış düşünüyorsun. Tavuklar otçuldur diyorsanız size ricam, alın bir parça eti kümesinizin içine veya dolaştıkları alana bırakın. Bakın o ete neler yapıyorlar, hep birlikte göreceksiniz. Size samimi söylüyorum, bu zamana kadar literatürü de bakmadım. Tavuklar otçul mudur, etçil midir diye. Ama şöyle düşündüğümüzde solucanları da böcekleri de yediklerine göre etçil diyebiliriz. Ördeklere ne diyeceğiz dostlar? Bakın ördekler mesela, ben ördekleri bu zamana kadar hep şunu söylerdim. Sudan beslenirler, karada beslenmeyi çok sevmezler ama arkadaşlar ot da yemezler. Ama bugün görüyorum ki yer değişikliğinden sonra bu bölgede olmayan arkadaşlar, bu bölgede olmayan ırmak, su birikintisi, bunlar olmadığından dolayı evrim geçiriyor ve bugün ördeklerin hepsi görmüş olduğunuz alanda ot yiyorlar dostlar. Onun için ben şunu söylüyorum. İklim şartları, coğrafi konum, bulunmuş olduğunuz işte yerler. Arkadaşlar kanatlılar, bulunmuş olduğunuz yere göre, su varsa suya göre, ot varsa ota göre. Arkadaşlar dağlık taşlıksa, böyle kurak arazisi, kurak araziye göre beslenme şekillerini değiştirdiğini buradan kendi tecrübelerime göre sizlerle paylaşmak isterim. Etle beslenmesi arkadaşlar, etle beslenmesi herhangi bir problem yaratır mı? Kanatlının etinde, yumurtasında. Buna dayalı gerçekten herhangi bir bilimsel bir çalışma vesaire bilmiyorum. Ama şunu çok iyi anladım. Arkadaşlar, kanatlılar eti çok seviyorlar. Et de tamamen bir protein kaynağıdır. Bunun yumurtaya veya kendi vücuduna zararı var mıdır? Yoktur arkadaşlar. Sonuçta baktığınız zaman solucanından tutun da akrebine, çıyanına kadar, yılanına kadar bunların hepsini yedikleri biliniyor zaten hepimiz tarafından. Onun için ben et ve otla beslenen hayvanların etinin daha lezzetli olduğunu düşünüyorum. Bugüne geldiğimizde şu görmüş olduğunuz kazanın birinci, dün ilk önce bir orada bolca arkadaşlar bir karaciğer kaynattık. Ondan sonra köpeklerimizin hepsini yedirdik. Yedirdikten sonraki halleri nasıl diye soracak olursanız, peşin arkadaşlar bir kazan daha kaynattık. O kazanda görmüş olduğunuz gibi üçte birini arkadaşlar tavuklar yiyor. Siz ne kadar önünden çekerseniz çekin gidiyor abi, bir şekilde buluyor ve bu etlerden yiyor. Ama önemli olan nedir burada? Ben hep şunu söylerim. Bir etin çiğ verilmesi her zaman bir viral enfeksiyona, alt solunum yolunda, üst solunum yolunda, dışarıdan hastalık gelmesinde, işte enfeksiyon oluşmasında çok ciddi bir problemler yaratabileceğini düşünüyorum. Bundan dolayı benim tavsiyem köpeklerinize genellikle haşlanmış et vermeniz, hem onların sağlığı hem de arkadaşlar bunun yanında kanatlarınız da yiyorsa da pişmiş, o virüsten, bakteriden arınmış et yemesi en mantıklısı olduğunu düşünüyorum. Yani kimse bize demesin ki kanatlılar sadece etle beslenir. Veya demesin ki kanatlılar sadece otla beslenir. Arkadaşlar kanatlı türlerin hepsi hem otçuldur hem de etçildir. Bu benim kendi düşüncem. Tabi buna
farklılıkta düşünceler de gelebilir. Varsa düşünceleriniz lütfen bunları direkt benimle paylaşmanızı rica ederim. Yani en azından yorumlarda yani neyin doğru neyin yanlış olduğunu hep birlikte görmüş oluruz. Evet arkadaşlar, çiftlikteki yer yer dönemsel dağınıklıklar hala devam ediyor. Bir sonraki videoda yeni bir yer daha yapıyoruz. Onlardan bahsederim. Beçlerden yumurta olarak dışarıya attıklarını çok iyi biliyorum. Boşa gidiyor yumurtalar. Bazı arkadaşlarım kapat diyorlar. Ama arkadaşlar dönem dönem salmakta fayda var. Varsın olsun arkadaşlar 15-20 yumurtayı dışarı yabana verelim. Her zaman söylüyorum arkadaşlar. Bizim yaşamımızın, bu kümesimizin dışında da yaşayan hayvanlar var yabanda. Onların da hep beslenmesinden taraftarım. Ne yapıyoruz? Biz de en azından köpeklerimizle buranın güvenliğini sağlıyoruz. Şu anda da herhangi bir problemimiz yok. Beçleri tabii ki kapatacağım. Yumurtayı daha çok almak için. Ama şu anda hem yayılsınlar, biraz daha böyle kendilerine gelsinler. Elbet daha önümüzde arkadaşlar Haziran, Temmuz, Ağustos. Yani Ağustos'un sonuna kadar 3 aylık daha bir yumurta sezonumuz olacak. Yine söylüyorum. Birçok da arkadaşım var isteyenler. Sırada olan arkadaşlarımız var. Beç yumurtasını yetiştirme noktasında sıkıntı çekiyorum. Dedim ki keşke daha fazla beş tavuğumuz olsaydı ki daha çok herkese fazla fazla verebilseydik. Onun için önümüzdeki seneye ben de kendime şimdi yakın zamanda arkadaşlar civciv çıkartıp ondan sonraki süreçte biraz daha beş tavuğunu arttıracağız. İlginizden, alakanızdan, isteklerinizden, taleplerinizden, bunların hepsinden dolayı hepinize sonsuz teşekkür ediyorum. Hepiniz sağ olun, var olun. Çekmiş olduğumuz videoları beğenmeyi, abone olmayı ve yorum atmayı unutmayın. Niye diyoruz? Tavuklar etçil midir, otçul mudur? Herkese selamlar, saygılar. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere dostlar.